Hayır, bunların yazılımla alakası yok. Bu cihazın içindeki haberleşmeler. Ne yazdın haberleşmelerde dün notlarında? I2C yazdım, sonra Başka ne yazdın? PCI, UART, PCI Express, OART. UART, MIPI, Evet, MIPI, MIPI. SEP, SPI. SPI, MOSI, MISO dedik. Bunlar vardı. Başka? SOC. Yok. Soç haberleşme değil. Soç neydi? SOC diğer Blok. bu. İşlemci, RAM, RAM, NAND, NAND, bloğu. blok. Bu bloğun içindeki haberleşmeler mesela bunlar. Şimdi biz seninle ne konuşuyoruz şu an? Türkçe. Evet. Biz seninle farklı bir dilde de konuşabilir miydik? Konuşabilirdik, değil mi? Evet. İşaret diliyle konuşabilirdik. Başka dillerle konuşabilirdik. Ne vardı? İnsanlar önceden Morse alfabesiyle anlaşıyordu. Dumanla haberleşiyorlardı, değil mi? Evet. Doğru mu? Bunların hepsi neyi birer haberleşme protokolü. Cihaz içinde de farklı farklı haberleşme protokolleri var. Kimi çok hızlı, kimi sadece ne haber, nasılsın, iyi misin? Bu kadar kısa. Kimi de bazı işlemleri yapacak kadar orta. Ne dedik mesela örnek? Biz iPhone'u test modunu aldığımız zaman, yani diğer adı Purple mod. Aldığımız zaman cihaz hangi haberleşmeyi açıyor bize? Hangi haberleşmeden bağlantı kuruyoruz cihazla biz? UART bağlantısıyla. Yani serial haberleşme, seri haberleşme. Önceden bilgisayarın arkasında komport olurdu ya. Kom girişi olurdu bir tane. Ne o? Seri haberleşme. Sen bilgisayara bazen bir USB takıyorsun, box falan bir şey takıyorsun mesela. Mesela örnek verdik. Ne yapıyordu bu box? Şu elimdeki. USB'yi alıyor, seriye çeviriyor. Ne var? İçinde bir çip var. FTDI çip var. Doğru mu? Şimdi burada da SDA ve SCL'yi gördüğün zaman neyi biliyorduk? I2C I2C haberleşme. haberleşme. Tamam mı? I2C haberleşmenin daha geniş açıklaması senin yine nerede? Öğrenci klasöründe var. Mevcut. Tamam mı? Nasıl geliştirilmiş, nasıl çalışıyor vesaire. Kaç volt olurdu bu haberleşmede? 1.8. 1.8. Güzel. Hemen sağda neyi gördün? Işık hatları, bölgeler. Işık bölgelerine Cat 1 ve Cat 2 demiş. Bu bazı cihazlarda Cat 3, Cat 4 diye artabilir. Yani bölge bölge yapmış ışıkları. Anladın mı? Mesela bazen cihaz gelir bir tarafı yanmıyor. Eğer bir taraf yanmıyorsa senin ortak gelen bir şeyde sıkıntın yok. Sadece o tarafta sıkıntın var. Hiç ışık yanmıyorsa demek ki ortak gelen bir şeyde sıkıntı var, değil mi? Şöyle düşün. İki kameran birden açmıyorsa iki kamerayı yöneten bir şeyde bir sıkıntın var. Ne yapacaksın? Bunları biraz daha şeylerin içine girdiğimiz zaman göreceğiz. Devrelerin içine girdiğimiz zaman göreceğiz. Tamam mı? Burada da neyi gördün? İki tane ışık bölgesini gördün. Yukarıda neyi gördük? Diyotu. Diyot. Artı bacağı, eksi bacağı. Doğru Sıfır. mu? Evet. Anot ve Katot. katot bacağı. Yani PN. 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 Pozitif, negatif. Heh, pozitif, negatif. Transistörler nasıl? Onlar da bir diyot. Ama Evet. nasıl? PNP veya NPN. Negatif, pozitif, negatif veya pozitif, negatif, pozitif. Tamam mı? Diyotları ayrıyetten bir de nerede kullanıyoruz? Doğrultmada. Alternatif akımı doğru akıma çevirmede. Yarım doğrultma veya tam doğrultma. Doğru mu? Ne var yine burada? Bobinimiz var, doğru mu? Ne kadarlık bir bobin? 15 15 mikro fark. Henry. Henry. Bobinin şeyi ne? Birimi? L. Henry. Henry. Kapasitör? Kapasitörünki farad. Farad. Direncin? Direncin o 10. Ohm. Çok güzel. Anladın mı? Bunlarda bir depolama yok. Yok. Bobinde indükte etme var. Yani Yükselme. voltaja asılma, yükselme var. Voltajı çektirme var. Kapasitörde saklama var. Saklama, depolama. Dirençte mukavemet var. Evet. Tamam mı? Bu neydi? Ana besleme. Ana besleme Kat. hattı. Evet. Değil mi? VCC Evet. main. Voltaj, common, kolektör. Ortak voltaj demek VCC. Tamam mı?
Başında da zaten power pozitif PP'yi gördük, doğru mu? Anot bacağım, yani ortak bacağım. Şimdi buraya bir bakalım. Burada ne var? Bir entegram var yine. Evet. Doğru mu? Bir girişim var. Bir de çıkışım var. Evet. Kaç volt? 16,5 volta. Ne zaman görürsün bu 16,5'u? Parmağı okuttuğun okut. Zaman. Evet. Okutmadan bu voltajı göremez. Ne demiştik? Bazı voltajlar ölçtüğün zaman vermez. Çalıştığı zaman. Çalıştığı zaman, devreye girdiği zaman, etkinleştirildiği zaman. Mesela bazı kamera voltajlarını, bazı şebeke voltajlarını, ekran voltajlarını direkt okuyamazsın. Yani direkt ölçemezsin. Devreye girmesi lazım. Güzel. Evet. Şöyle bir aşağı doğru gidelim. Neydi Tristar? 5. Tristar'ımız neydi bizim? Batarya. O 2 değil mi? Evet. 5. Doğru. Tristar'ımız bizim cihaz üzerinde aksesuar, bağlanan aksesuar, USB vesaire, bundan gelen voltajın doğrulanması ve gelen datanın onaylanmasını sağlar. Aslında biz USB entegresi de diyoruz buna. Evet. Tamam mı? Yani örnek veriyorum, sen telefondan ağ paylaşımını açtın. Doğru mu? Evet. Ağ paylaşımını açtığın zaman ne yapıyor bu arkadaş? Bazı yerlere bazı sinyalleri gönderiyor. Yani bu işi organize ediyor. Bu işin anahtarlamalarını yapıyor. Anladın mı? Ne demiştik? Yaklaşık X serisine kadar en çok bozulan entegre bu. X serisinden sonra bozulan benim regüle entegrem. Yani asıl aynen. Evet, Tigris. Bak yine seri haberleşmeler var. Gördün mü? UART haberleşmeler. Baseband'dan gelen. Görüyorsun değil mi? Evet. 3.3 aksesuar voltajı. Aksesuar yazmış buraya. ACC neydi? Aksesuar. Şurada ne var? Enable. Neyi? En bacağı. Yani enable olumsuz. Ne demek? Olumsuz. Hayır. Able. Enable etkinleştirmek. Evet, etkine, evet. Disable deaktif etmek. Evet. Güzel. Yine 3 volt hattı var burada. Geldik. Bir tane neye? Transistör. Transistörler şemada Q harfiyle başlar. Bütün şemalarda bu sabittir. Tamam mı? Ne var bunda? Search, drain ve gate. Gate benim köprü bacağım. Galata Kulesi'ni düşün. Galata Köprüsü'nü düşün. Buraya nereden çıktı? Köprü. Ne yapıyorlar? Köprüyü bazen açıyorlar. İcabında bazen kapatıyorlar değil mi? Kim yapıyor bunu? Gate bacağı. Gate bacağından gelen sinyale göre buradan buraya akış gerçekleşiyor. Aslına baktığın zaman içi ne bunun gene? Bak işaret. Diyot. Bu bir de burada ne var içinde?